Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. 5 soru 5 çözüm serisinde sevgili arkadaşlarım 5. AYT videosu ve toplamda bu serinin 10. videosuyla karşınızdayım. 5 tane bugün birbirinden güzel AYT sorusu çözeceğiz ki bu soruları özene bözene seçtiğimi, inceleyip sık dokuduğumu belirtmek isterim arkadaşlarım. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü AYT sınavında karşınıza çıkması muhtemel olan sorulardan oluşsun diye bunu yapıyoruz ki hani bu serinin içerisinde zaten güncellenmiş de bir müfredat var. Yani bu serinin içerisinde sevgili arkadaşlarım şimdiye kadar yayınladığımız videolarda dahil olmak üzere limit, süreklilik, türev ve integral konuları da yok sevgili arkadaşlarım ki bir de şunu belirtmeden edemeyeceğim. Videoların altına yorum kısımlarında hocam geometriden de bu seri gelsin diye bazı istekleriniz var. İnşallah arkadaşlarım gündelik işlerimin ve YouTube tabi gündelik işlerim derken gündelik işlerim benim YouTube yazarlık şu bu yani kendi işlerim yine. Bu işlerinden eğer vakit bulabilirsem yine sizler için de tabi buradan da ufak da bir söz vermiş olayım. Geometri içinde sevgili arkadaşlarım bu seri yapılabilir. Evet. Dilerseniz dersimize başlayalım. İlk sorum SML Hoca AYT video ders kitabından bir soru arkadaşlar. Birbirine paralel şekilde konumlandırılmış bir uçak pisti ve bir otoyol verilmiş. Uçak pistine inişe geçen bir uçak ve uçakla aynı hizada, bakın aynı hizada arkadaşlarım şu şekilde, aynı hizada sabit bir hızla otoyolda yoluna devam eden bir otomobilin belirli bir andaki görselleri verilmiş. Uçak 15 derecelik bir açıyla iniş yapıyor ve yere indiği anda yine otoyoldaki aynı otomobille aynı hizada kalıyor. Yani uçak iniş yapıyor, tam şurada yere indiği anda yine otomobil de bu hizada oluyor. Buna göre uçağın hızının otomobilin hızına oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle tabii şunu şu şekilde birleştirecek olursak arkadaşlarım, şuradaki açı 15 derece olduğunu söylemiş bize. Ve burada da bir dik üçgen oluştuğunu görüyorsunuz. Daha sonrasında ben uçağın hızıyla uçağın aldığı yolun orantılı olduğunu, aracın hızıyla aracın aldığı yolun orantılı olduğunu da biliyorum. O halde ben diyorum ki eğer ki sevgili arkadaşlar şuradaki yola ben x kadar bir yol dersem, şuraya x dersem arkadaşlarım. Tabii şuradaki yolumuz, şuradaki yatay yol sevgili arkadaşlarım, burası ne olacaktır? X çarpı kosinüs 15 olacaktır. Şimdi x çarpı kosinüs 15 burası. Burası x çarpı kosinüs 15 ise aslına bakarsanız aracın aldığı yolu biz burada bulmuş olduk. X çarpı kosinüs 15 olması gerektiğini bulduk. Şimdi araç x çarpı kosinüs 15 kadar yol alıyor. Uçak x kadar yol alıyor. Aldıkları yollarla yaptıkları hız orantılı olduğu için sevgili arkadaşlarım, ben burada uçağın hızının otomobilin hızına oranını bulmak yerine uçağın aldığı yolun otomobilin aldığı yola oranını bulsam da bir şey değişmeyecek. X'ler gider ve bizden aslında 1 bölü kosinüs 15 isteniyor diyebiliriz. Pekala kosinüs 15'i bulalım o halde biz önce. Daha sonrasında 1 bölülü halini buluruz. Kosinüs 15 dereceyi ben şu şekilde ifade edebilirim. Kosinüs sevgili arkadaşlarım 45 derece eksi 30 derece olarak yazarım. Daha sonrasında kosinüs 45 eksi 30 demek ne demek? Bunu fark formülüyle oluşturacağız. Kosinüs 45 çarpı kosinüs 30 eksi değil artı aradaki eksiydi çünkü. Sinüs 45 çarpı sinüs 30 diyeceğiz. Burada cos 45 ve sin 45 aynı ve kök 2 bölü 2 olduğu için. Kök 2 bölü 2 parantezinde kosinüs 30 kök 3 bölü 2'dir. Artı sinüs 30 1 bölü 2'dir. Yani arkadaşlar burada şunu yapacağız. Kök 2 ile yukarıyı çarpacağım. Kök 6 artı kök 2 gelecek. Alt tarafta da bir tane 4'ümüz olacak. Şimdi 1 bölü kosinüs 15 lazımdı. Yani 1 bölü kök 6 artı kök 2 bölü 4 gerekiyordu. Ters çevirip çarparsanız 4 bölü kök 6 artı kök 2 yapar burası. Ve ben bunu eşleniyle çarpacağım. Kök 6 eksi kök 2 ile çarparsanız bunu. Üst taraf 4 parantezinde kök 6 eksi kök 2 yapar. Alt tarafta 2 kare farkından kaynaklı kök 6'nın karesi eksi kök 2'nin karesinden 4 gelir. 4'ler birbirini götürür ve bizim cevabımız kök 6 eksi kök 2 olur. Yani cevap D seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. 3-4-5 yayınları AYT soru kitabından alınan bir soru arkadaşlarım. Ve hani eğer ki AYT'de logaritmadan ki bu sene daha da fazla logaritma çıkacağını biliyorsunuz karşınıza geçmiş yıllarda. 2020 gibi olacak yani.
Logaritmadan böyle bir soru arkadaşlarım bence sınavı hak ediyor. F fonksiyonu reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı. Fx fonksiyonu da 2 üzeri x fonksiyonunun grafiğine sırasıyla aşağıdakiler uygulanıyor. Y eşittir x doğrusuna göre simetriye alındıktan sonra elde edilen grafik x ekseni yönünde bir birim sola ve daha sonrasında y ekseni yönünde bir birim yukarı öteleniyor. Buna göre elde edilen grafik aşağıdakilerden hangisine aittir diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle şunu bileceksiniz. Bir fonksiyonun grafiğini y eşittir x doğrusuna göre simetriğini alıyorsanız aslına bakarsanız o fonksiyonun ters fonksiyonunun sevgili arkadaşlarım grafiğini buluyorsunuz demektir. Demek ki biz ilk başta bunun ters fonksiyonunu elde edeceğiz. 2 üzeri x fonksiyonunun ters fonksiyonu logaritma 2 tabanında x'tir arkadaşlar. Daha sonrasında elde ettiğimiz bu olduğuna göre biz bunu x ekseninde bir birim sola öteleyeceğiz. Bir birim sola öteleyebilmek için f, hani f'in tersinde x'i bulduk ya biz. Şimdi f'in tersinde x artı 1'i bulmamız lazım. Çünkü bir birim sola öteleyebilmek için içerideki x'lere 1 eklemek gerekiyor. Yani bizim logaritma 2 tabanında x artı 1'e ihtiyacımız vardır. Ve elde edilen bu grafiği de bir birim yukarı ötelemek için fonksiyona dışarıdan bir tane artı 1 ekleyeceksiniz. Dolayısıyla cevabımız da bu olacak. Yani logaritma 2 tabanında x artı 1 artı 1 olacak. Cevabımız B seçeneğinde verilmiş arkadaşlarım. Aşağıda A ve B kümeleri gösterilmiş diyor. 3. soruda ve 3, 4, 5 yayınları AYT soru kitabından, soru bankasından aldığım bir soru. A kümesi, B kümesi. Elemanların hepsi açık. Bilinmeyen bir eleman yok. Buna göre fx eşittir x kare eksi 2 fonksiyonu için 3 tane ifade var. Hangileri doğrudur diye soruluyor. F A fark B. Şimdi A fark B dediğimiz küme eksi 1 ile eksi 2 elemanlarından oluşan bir kümedir arkadaşlar. Ve f fonksiyonunun altındaki görüntüsüne bakacağız. Yani şöyle. Bu diyor f a fark f b'ye eşit midir? Şimdi öncelikle şunu yapalım. Eksi 1 ile eksi 2'nin şu fonksiyondaki görüntülerine bakalım. Eksi 1'in görüntüsü eksi 1'dir. Eksi 2'nin görüntüsü de eksi 2'nin karesi 4 eksi 2'den 2'dir arkadaşlar. Yani bizim görüntümüz bu. Eksi 1 ile 2. Şimdi f a'ya bakalım. F a eksi 1 var. 2 var. Bir de 1'i yerine yazarsanız yine eksi 1 geleceği için ve bu da bir küme olduğu için o kümeyi tekrardan yazmayacağım. Kümenin içerisine eksi 1 tekrardan yazmayacağım. Yani benim fa dediğim fonksiyonun görüntü kümesi bu. İşte bundan diyor sevgili arkadaşlarım şunu çıkaracaksın diyor. Fb'yi çıkaracaksın. Fb'nin içinde neler var? 1'i yerine yazarsanız eksi 1 var. 3'ü yerine yazarsanız 7 var. 2'yi yerine yazarsanız 2 var. Şimdi ben bu kümeden farkını alırsam boş küme çıkacaktır. Çünkü eksi 1'ler birbirini ve 2'ler birbirini götürür. Şimdi eksi 1'e 2 kümesi buna eşit mi arkadaşlarım? Tabii ki değil. O halde birinci öncül gitti. FA kesişim B. FA kesişim B'de sadece 1 var ve 1'in görüntüsünün de eksi 1 olduğunu biliyorsunuz. İşte bu eksi 1 kümesi sadece eksi 1 elemanından oluşan küme. FA kesişim FB'ye eşittir demiş. Bakın FA buydu, FB buydu. Kesiştirirseniz eksi 1 ile 2'nin olması gerektiğini görürsünüz bu kümenin içerisinde ki bu iki küme birbirine eşit mi? Tabii ki de hayır. 2 de gitti. Demek ki cevabımız yalnız 3'müş ama 3. öncüle de bakalım. FA birleşim B. Tüm bu elemanların görüntüleri sadece ama sadece eksi 1, 2 ve 7'den oluşuyordu. İşte bu küme demiş arkadaşlarım. FA birleşim FB yani şununla şunun birleşimine eşit mi diye sormuş. Eşittir demiş. Yazarsanız bu kümenin kesişimi birleşimini bu gelecektir. Yani bu küme bu kümeye eşit olduğu için 3. öncül doğru, cevabımız B şıkkı olacaktı. Geçelim 4. sorumuza. Arkadaşlar 4. sorumuz Metin Yayınları AYT soru kitabından alınma bir sorudur. Ve hani o her sene çıkan polinomlardan bizi biraz zorlayan sorular var ya, işte tam olarak bu soruya benzer bir örnek. Ve sevgili arkadaşlarım sınavda karşımıza çıkarsa yakışacak bir soru olacaktır. Px ve qx birer polinom olmak üzere p kare x polinomunun başkatsayısı qx polinomunun başkatsayısından küçük ve q kare x polinomunun başkatsayısı px polinomunun başkatsayısının 8 katına da eşittir demiş. Buna göre qx polinomunun başkatsayısının alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. Şimdi başkatsayıdan bahsediyor. Ben px'in başkatsayısına a demek istiyorum. Qx'in başkatsayısına da b demek istiyorum. Ve sevgili arkadaşlar p kare x polinomunun başkatsayısı tabii ki burada karesini aldığımız için a kare olacaktır. Ve bu qx polinomunun başkatsayısından yani b'den daha küçükmüş. Ekstradan q kare polinomu
Q kare polinomunun baş katsayısı B karedir. Ve bu PX'in baş katsayısının 8 katına eşitse demek ki bu 8A'ymış arkadaşlar. Şimdi bu cepte ben burada A'yı yalnız bırakırsam B kare bölü 8 olur. Ve A gördüğüm yere B kare bölü 8 yazarsam şurada bu ifade şöyle bir hal alır. B üzeri 4 bölü 64 küçüktür B gibi bir hal alır. İçler dışlar yaparsanız B üzeri 4 küçüktür 64 B yapacaktır. Şimdi B üzeri 4'ün pozitif olmadığını iddia edebilecek kimse yok. Şimdi B üzeri 4 dediğimiz şey pozitifse arkadaşlar 64 B de pozitiftir. 64 B pozitifse B'nin pozitif olması gerektiği artık aşikar. B pozitifse her iki tarafı B'ye bölüp sadeleştirebilirim. Böylelikle B küp küçüktür 64'ü elde ederiz. B küp 64'ten küçük ise B de 4'ten daha küçük olmak zorunda. B 4'ten küçük ve pozitifse arkadaşlarım B'nin alabileceği değerler kümesi 1, 2 ve 3'ten oluşur sadece. Başka bir eleman alamaz. B'nin alabileceği yani QX'in baş katsayısının alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı istenmişti. 1, 2, 3'ün toplamı 6 yapar ve cevabımız da A seçeneği olur. Geçelim son sorumuza. Metin Yayınları AYT soru kitabından aldığım yine bir soru ve bir dizi sorusu. TX, X gerçel sayısının tam kısmı olarak verilmiş bize. AN dizisi de AN eşittir T logaritma 3 tabanında N olarak ifade ediliyor. SN ise AN dizisinin ilk N teriminin toplamıymış arkadaşlarım. Bakın oradan ona, oradan ona, oradan ona. Tam ÖSYM'lik. S100 soruluyor bize. Şimdi öncelikle TX neydi? X gerçel sayısının tam kısmı. Mesela 0,56 diye bir şey buldum ben. Eğer ki T 0,56 dersem bu bana 0 verecektir. Çünkü 0,56'nın tam kısmı 0'dır arkadaşlar. Mesela 1,23. Bunu T'nin içerisine alırsam bu 1'e eşit olacaktır. Çünkü bunun tam kısmı 1'dir. Peki. Şimdi tüm bunlar biliniyorken, artık burayı anlıyorken. AN dizisi ne yapıyormuş? Buna bakalım. AN dizisi de mesela A2 diyelim. A2 arkadaşlarım şuymuş. T logaritma 3 tabanında 2'ymiş. Örnek veriyorum. Logaritma 3 tabanında 2 birden küçüktür. Birden küçükse 0 küsurat bir sayıdır. Bunun tam kısmı 0 olduğu için bu 0'a eşittir arkadaşlarım. Tamam. A2 0'mış. Bunu bu şekilde düşüneceğiz. Ve S100 de ilk 100 terimin toplamı. O halde öncelikle başlayalım. A1 nedir arkadaşlarım? A1 T logaritma 3 tabanında 1'dir. Peki A2 nedir? Az önce bulmuştuk. T logaritma 3 tabanında 2'dir. A3 dediğimiz şey arkadaşlarım T logaritma 3 tabanında 3'tür. Nokta 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 diyelim. Burada A8'i bulmak istiyorum ben. A8 T logaritma 3 tabanında 8'dir. A9'u bulmak istiyorum. T logaritma 3 tabanında 9'dur. Nokta nokta nokta. A27'yi bulmak istiyorum. Bu da T logaritma 3 tabanında 27. Nokta nokta nokta. A81'i bulmak istiyorum. T logaritma 3 tabanında 81'dir. Nokta nokta nokta. A100'ü bulmak istiyorum. O da T logaritma 3 tabanında 100'ün ta kendisidir. Dikkat ettiyseniz bu birden küçük, bu da birden küçük. Dolayısıyla bunların sonuçları daima sıfırdır. Bizden bunların toplamı istenmiş bu arada. Şimdi logaritma 3 tabanında 3 ilk defa 1'dir. Bunun tam kısmı da 1'dir. Logaritma 3 tabanında 8 sevgili arkadaşlarım 2'den küçük olacağı için 1 küsurattır. Yani bu, buradakilerin tamamının sonucu 1'dir. 3'ten 8'e kadar 8 eksi 3 artı 1 tane yani 6 tane sayı olduğu için 6 kere 1'den buranın toplamı 6'dır. Logaritma 3 tabanında 9 ilk defa 2'dir. Bu da logaritma 3 tabanında 26'ya kadar. 26'dan 9'a kadar kaç tane sayı var? 26'dan 9'u çıkardınız arkadaşlarım 17. 1 eklediniz 18 tane sayı var. 18 tanesinin sonucu 2 ise demek ki buranın sonucu 36 toplamı. A27 ve A80'e kadar bakın. Çünkü logaritma 3 tabanında 81 4'tür. Demek ki bundan öncesi hep 3 olacak tam kısımları. Burada kaç tane sayı var? 80'den 27'yi çıkaracaksınız 53. 1 ekleyeceksiniz 54. Bunların da tamamının sonucu 3 olduğu için 3 kere 54'ten sevgili arkadaşlarım 162 olacak bunların toplamı. Ve 81'den 100'e kadar da bunların sonucu 4'tür. Kaç tane sayı olacak? 20 tane. 20 kere 4 de bize 80'i verecek. İşte bunların toplamı sorulmuş. Bakın 162, 80,
36 ve 6. Bunları toplarsanız 6 6 12 2 daha 4 yapar. Elde var 1. 6 8 14 3 daha 17, bir tane elde vardı 8. Bir tane elde vardı 2. 284 bize cevabı verir sevgili arkadaşlarım. Evet, bu videomuzun bu 5 soruyu çözdükten sonra böylelikle sonuna geldik. Birbirinden güzel 5 tane soru çözdük. Trigonometrisinden tutun dizilere, dizilerden tutun logaritmaya. Sevgili arkadaşlar, bayağı güzel sorular çözdük. Bundan sonraki sevgili arkadaşlarım sorularda yine farklı yayın evlerinden de sorular göreceksiniz. O videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.